Evet, çok güzel bir nokta. Çok güzel. Hani şu an ilk önce bir soyunma odamızı ilk önce bir toparladık. Yani ben bilmiyordum pozisyonu yani. Orada gördüm Barış geldi. Yani bir şeyler var ama çok uzak. Emin de değilim. Pozisyonu seyrettim. Ya inanamadım. İlk önce bunun bir feveranını ne yaptık? Bir takımımızla alakalı bir sakinliğe çevirmeye çalıştık. İkincisi hemen akabinde. Biraz geçti. Oturduk. Çok kötü savunma yapıyoruz. Tamam hakem vesaire okey. Çok kötü savunma yapıyoruz. Gol yiyoruz. Golün her şeklini yiyoruz artık. Özveri mi? Konsantrasyon mu? Ben mi iyi çalıştıramıyorum? Bunu çözeceğiz. Hep beraber. İzleyeceğiz. Yaptığımız hataları çalışacağız. Başka bir ilacımız yok. Buradan bizi kurtaracak tekrar çalışmak. Bol tekrar. Başka bir sermayemiz yok. Kimseden bir yardım bekleyecek durumumuz yok. Kimseye kızacak, suçu başkasına atıp ne yapalım ya hakem de penaltı vermeseydi diyecek bir fıtratımız da yok. Ekibimle beraber sağlam duracağız. Bir sonraki maça çalışacağız. Takımımda bir stres oluşmasını bir kere engellemem lazım. Hem stresi oluşturmayı engellerken hem de doğru savunma yapmak, doğru hücum etmeyi sürdürebilmek adına çalışmalar yapmak lazım. Bu takımımız için bu seviyenin bir imtihanı olacak. Benim için belki bu seviyeyi en azından burada bitirebilmenin bir teknik direktörlük kariyerimde imtihanı olacak. Buna çalışacağız. Başka dediğim gibi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü insanlardan beklentiyi çok fazla yükselttik. İnsanlara çok umut aşıladık. Şimdi onları hayal kırıklığına uğratmak son derece üzücü. Yani sezon boyunca gelen bir destek ve bunun karşılığını verememe. Diyemeyiz ki ya dördüncü olsak ne olur, beşinci olsak mı, niye başarılıyız yine? Biz bunu insanlara diyemeyiz. Çünkü insanlara daha iyisini gösterdik. Bunu da tekrar başarabiliriz. Buna gücümüz de var. Buna dirayetimiz de var. Biz dikkatli olacağız. Saha içerisindeki herkes de dikkatli olacak. Top toplayıcılardan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çocuklar topları daha iyi atsın diye. Yani başka kimse zaten hata yapmaz. Ya biz yaparız hatayı ya top toplayıcılar yapar. Başka kimse yapmaz. Bir sonraki maça gelecek top toplayıcı arkadaşlarımız. Konya'ya gelecek. Bu konuşmayı onlar adına bir mağdurluk edebiyatı yapmak için yapmıyorum. Bir sonraki maçta bizi telafi etmesinler. Top toplayıcı arkadaşlar. Topları oyuna güzel soksunlar diyorum. Bir sonraki maçta bizi telafi etmesinler. Bir sonraki maçta da nasıl toplar içeri atılmaya gerekiyorsa öyle atsınlar. Yoksa bunun sonu yok. Bir hafta birisi telafi edilir. Bir hafta diğeri telafi edilir. Bir hafta sonra diğeri telafi edilir. Bu ne demek? Her hafta birilerinin canı yanmaya başlar. Yok ya. Yok ya. Ver topu kaleciye kardeşim sen. Taç atan oyuncu geldiği zaman ver topu. Ha diğerler zaten hata yapmaz. Top toplayıcılara söylüyorum. Başka kimsenin hata yaptığı nerede görülmüş ya? Biz hata yapıyoruz. Ya bununla alakalı bir ölçeğim yok elimde. Hissiyatım, oyuncularla beraberim, görüşmelerim, yaptığı antrenmanlar, toplantılardaki tutumları, dikkatleri, konsantrasyonları, işte oteldeki davranışları, yolculuktaki davranışları, şu anda konsantrasyonlarının Konyaspor'dan başka bir yerde olduğunu bana işaret etmiyor. Ama saha içinde ne hissediyorlar? İşte daha iyi olabilmelerini sadece oyuncular değil, bütün oyuncularım ne engelliyor? Bunları da antrenmanlarla beraber konuşacağız. Evet, gelin bakalım arkadaşlar, neden bu düşüş? Neden bu dikkatsizlik? Niye bu kadar çok gol yiyoruz? Ben ne yapabilirim? Siz daha iyi nasıl olabilirsiniz? Yani ama çok kolay bir nokta bu. İmkansız mı? Değil. Ama zaten işte transferler olan oyuncular biraz konsantrasyon bozukluğu. Yani bu bütün sezon boyunca çok büyük efor sarf eden oyunculara ben haksızlık olacağını düşünüyorum bunun. Ben kendi adıma İlhan Palut olarak böyle düşünüyorum. Ya üzgünüm, evet. Hepsini söyler misin? Evet, neden bu kadar Samimi birisin. neden bu kadar gol yemeye başladık? Neden daha iyi takım savunması yapamıyoruz? Birinci sırada bunu düşündüm. Yarınki antrenmanda ne konuşabilirim takımımla? Yarınki antrenmanda neler yapabiliriz?
Bu hafta boyunca takımımı hangi parametrelere daha iyi çalıştırabilirim? Tekrar optimum düzeye nasıl getirebilirim? Bunları düşündüm. Bir kısımda düşündüğümde, ya böyle bir penaltı olur mu arkadaş? Ne kadar basit. Neden? Eğer yanlışlıkla görmediğimiz bir şey olursa zaten müdahale edecek bir sistem var bizim kazandığımız penaltıda olduğu gibi. Neden bu beklenmez? Bu kadar, ha çok emin olur tabii ki ya, hakemler çok emin olabilir. Çat diye çalacak diyor tabii ki ya. Erik onda, yönetim onda, özgüvenli olacak bir hakem tabii ki. Ya, ama bu öyle bir pozisyon değil ki. Neden bu acelecilik? Çok önemli puanlar artık bak. Çok önemli. Ya birinci haftadaki puan da çok önemliydi ha. Ama bu daha önemli. Çünkü artık karar haftaları. Yani biz hatalar yapıyoruz. Rakip belki bizden daha iyi de mücadele ediyor olabilir. Ama bu, ben kasti olduğunu da asla düşünmüyorum. Daha dikkatli olmak lazım. Güzel. Çok güzel bir soru. Evet, kaçıncı hafta oynadık? 36 oynadık, evet. Biliyorsunuz takımların en kritik bölgeleri tandemleridir. Ve bir istikrar yakalamak lazımdır. Orada bir süreklilik önemlidir. Ama bu istikrar ve süreklilik hiç değiştirilmeyecek bir durum mudur? Hayır. Evet, bu benim belki fazla istikrarlılığımdır. Belki işte artık bu dakikadan sonra da defansın en merkez yerinde yeni bir işte birbirine kaynaşma, adaptasyon sürecini, bu adaptasyondan doğabilecek hataları belki göze alamıyorumdur. Bu tamamen benim kararımla alakalı. Ama evet, böyle durumlarda oyuncu değiştirmek de bir yöntem midir? Evet, şu ana kadar benim uygulamadığım bir yöntem. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.